Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul Beyoğlu'nda polislere direniş gösteren bir vatandaşa verilen müdahale hakkında bir yorum yapacağız polisler tarafından. Bu video bana defalarca gönderildi. Hem Instagram'dan hem e-mail'den hem işte YouTube'dur, Twitter'dır. Şu an zaman buluyorum. Tekrar maalesef biraz soğuk algınlığım var. Sesimden zaten anlayabiliyorsunuzdur. O yüzden bir süredir kayıtlardayım ama tekrar buradayız. Neyse, videoda öyle gözüküyor ki video olayın ortasında başlıyor. Ne olduğunu pek fazla bilmiyoruz. Yani video başlamadan önce ne oldu? Bu adam neden gözaltına alınmaya çalışıyor bilmiyorum. Hatta internete bakmaya çalıştım bayağı. Bulamadım bilgileri. Siz biliyorsanız yazın aşağıya. Tabii burada hemen polisleri eleştiren arkadaşlar var. Benim de eleştireceğim tabii kısımlar var ama benim her zaman eleştirilerim böyle bir yardım amaçlı. Saldırı amaçlı değil. O saldırı amaçlı eleştirileri gerçekten ben sevmiyorum. Çünkü bu durumlarda hiç kendinizi bulmadıysanız o zaman gerçekten anlamıyorsunuz durumu. Yani şu anda bunu size saldırı amaçlı söylemiyorum. Sadece başka bir açıdan bakmanızı istiyorum sizlere, sizlerden. Neyse, videoyu izleyelim beraber. Burada öyle bir fazla bir şiddet bir şey yok. Sadece bir kişi gözaltına alınıyor. Ama öğrenecek birkaç şeyimiz var. Onun yorumlarını yapalım. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Neyse, video başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar, eğer Amerikalinasız bu kanala abone değilseniz, abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram Amerikalinasız hesabımız arka plana atılmış. Amerika Aynası'nın Z'sine kadar yazmanız gerekiyor. Ve Twitter Amerika Aynası, Discord Amerika Aynası ilginizi çekiyorsa. Neyse, videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, görebiliyorsunuz burada video olayın ortasında başlamış. Burada gördüğümüz yani şunu düşünmenizi istiyorum. Burada bu polis neden bu durumda kendisini buldu, ne oldu bilmiyoruz. Biriniz diye düşün diyebilir, tek başına niye falan bilmiyorsun. Belki tek başına giderken bir olay oldu, üstüne atlamak zorunda kaldı. Ve polis burada belli, şu anda kişinin üzerinde. Yani o kişiyi sadece bir şekilde zapt etmeye çalışıyor. İşte artık öteki ekiplerin gelmesini falan onu bekliyor. Yani şu anda kendisi aktif bir şekilde kişiye saldırıp da onu hemen gözaltına almaya çalışmıyor. Bir şekilde o pozisyonu korumaya çalışıyor. Ve kişinin direniş gösterdiği zaten belli, ellerin üzerinde, polisin üzerinde bu şekilde. Biraz daha izleyelim. Destek geldi. Şunu söyleyeyim polis arkadaşlar, dur izleyeceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar zaten çok kısa bir video. Kendiniz de izleyebilirsiniz. Ben burada hemen bir yorum yapayım. Polis arkadaşlar, her zaman söylüyorum sizlere. Kişi bir şekilde biraz kontrol altına alın. Biraz da olsa kontrol altına alın. Ondan sonra kelepçeyi çıkartın. O ellerinizi kelepçeyle meşgul tutmayın. Yani bunu ben, yani bu hatayı ben çok yaptım, ondan dolayı söylüyorum. Yani kişi önümde, adam daha ellerini arkaya koymamış, daha neyin ne olduğunu diyorum, kelepçe çıkartıyorum. Dön arkana. Bir kavga başladığı zaman o kelepçe zaten ya yere düşüyor ya da bana karşı kullanılıyor. Hele hele bir tanesini takıyorsun, bu başıma gelen bir olay, bir tanesini takıyorsun. Çünkü daha tam kontrol altına almamışsın. Ondan sonra adam senden kaçıyor, sana yumruk salladığı zaman o kelepçe artık bir silah durumuna geliyor. Yani ben şahsen, bana değil ama benim partnerime olan bir şey. Şöyle kaşı bu kadar açılmıştı. Adam yumruk sallamıştı. Bir kelepçe takmıştık. Ötekisi dışarıdaydı. Ötekisiyle bizim partnerin yüzünü bayağı kesmişti. Bunlar olan şeyler. İlk başta şu ellerinizi kullanın. Kişiyi bir şekilde kontrol altına alın. Ondan sonra kelepçe çıksın. Yani %100 kontrol olmasına da gerek yok. Yani bir şekilde eller kontrollü olsun. Bir tanesi bir eli tutmuş, öteki bir eli tutmuş. Bir kelepçeyi takıp onu zorlayıp ötekine yaklaştırmak, bunlar normal. Ama kişi tamamıyla daha kontrol altında değilse biraz kontrol altına alın, ondan sonra kelepçeyi çıkartın. Ve burada şunu görebiliyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bizim polis arkadaş kelepçeyi takmaya o kadar odaklanmış ki, tünel vizyon diyor ya, tunnel vision. Kelepçeyi takmaya odaklanmış. Halbuki kişinin pozisyonu daha yerinde değil. Adamın elleri yerinde, dizleri yerde. Adam zaten sıfır kontrol altında. Sen o kelepçeye odaklanmasan, o adamı bir şekilde kontrole da odaklansan, hiç olmazsa şu şekilde sırtına dönmeyecek. Ya da dönmekte daha zorlanacak. O yüzden kişiyi kontrol altına almaya odaklanın. Akademide öğretilen teknikler vardı. Onları uygulamaya çalışın. Ben şimdi bu videoda size şu tekniği uygula, şu tekniği uygula burada otururken demek istemiyorum. Yüz yüze olsak çok daha kolay bir şekilde açıklayabilirim. Ama burada o kişinin, dediğim gibi, iki tane polis var. Birisi ayakları, yani belden aşağıya kontrol etmeye çalışsa, bir tanesi kolları, hiç olmazsa bir tanesini kontrol etmeye çalışsa, en azından bir kişi
bir kolu ötekisi, öteki kolu kontrol edip zorla şekilde arkaya çekmeye çalışsa bu kişi çok daha fazla zorlanacak. Sırtını dönmeye, sana doğru dönmeye. Ve çok daha kolay şekilde kontrol edeceksin. Neyse detaylara girmek istemiyorum. Burada size böyle bilgisayarın başında otururken böyle ağzımla eğitim vermek istemiyorum. Sadece düşünmenizi istiyorum bu tür şeyleri. Kişi sırtını döndü. Bu kötü bir pozisyon polisler için. Bak halen polis arkadaş kelepçeye odaklandı. Siz anladınız demek istediğimi. Bu arada haberiniz olsun burada arkadaşlar. Burada polis arkadaşlar, yani Türkiye yasalarını bilmiyorum, Amerika'da olsa şey yapmaya, yani biraz ya orantılı bir şekilde zor kullanmaya, güç uygulamaya yetkileri var. Yani Türkiye ortamını bilmiyorum, Amerika ortamı için konuşuyorum. Bu durumda mesela kişi bu şekilde şey gösteriyorsa geçirebiliyorsun o kişiye. Çünkü belli yani, bak motordan oradan bir obje almaya çalışıyor polislere karşı kullanmak için. Polisin yaptığı şey doğru burada, o elini bir şekilde arkaya doğru döndürmek doğru. Ben bu durumlarda neyi seviyorum arkadaşlar? Genelde bak, kafa nereye giderse vücut oraya gider. Yani bu defansif taktik dediğimiz, hani kişileri kontrol etme taktiklerinde. Kafa nereye giderse kişi oraya gider. Benim yaptığım bir şey var. Şimdi ağızdan uzak tutmayı, elimi uzak tutmayı seviyorum. Çünkü insanlar ısırıyor. Tamam mı? Çene altı oluyor. Yanlar falan oluyor. Kafayı çevirdiğin zaman arkadaşlar, şimdi benim kafa en fazla şu kadar dönüyor. Bunu yaptığın zaman bak benim vücuduma ne oluyor? Anladınız mı? Şu kadar çeviriyor. Şimdi dikkatli olman gerekiyor. Şimdi boynunu kırmamak için. Ama zaten boyun o kadar kolay kırılan bir şey de değil zaten. Şunu yapıyorsun. Buraya baskı uyguladığın zaman ister istemez vücudun dönüyor. Bu gibi durumlarda mesela genelde kişinin ben kafasını kullanıp kafasını o zoru boynu döndürerek kişinin vücudunu da zorluyordum. Karnının üzerine döndürmek için. Ya da artık sol ama sağ ne yapıyorsam. Bunu yaptık. Bu biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, dikkat edilmesi gereken bir taktik. Bu bizim burada öğretilen bir şey bu arada. Yani kafamdan attığım şey değil. Dikkat ettiğin zaman bu aslında bayağı etkili bir taktik. Kafa nereye giderse vücut oraya gidiyor. Burada halen görüyoruz arkadaşlar. Kişinin ayak, belden aşağı kısmı herhangi bir şeyde kontrol değil. İnsanlar kalçalarını kontrol ederek bayağı dönebiliyorlar. Bunu ben Jiu-Jitsu'dan biliyorum. Yıllarca yaptım. Jiu-Jitsu'da kalçayı ne kadar kontrol edebiliyorsan tüm vücudu daha da iyi kontrol edebiliyorsun. Kişiyi daha da kolay yerde tutabiliyorsun. Tabii kalça ve ayak kısmı burada kontrollü değil. Ya sikeyim suratı mı ya? Evet, burada görüyoruz polis arkadaş biber gazı kullandı. Çok kesinlikle haklı bir şekilde biber gazı kullandı. Bu iyi bir şey ama burada hani tabii uyarı vermen gerekiyor partnerine, kullanacağım biber gazı falan. Etkili bir şey ama etkili olduğu yerler biraz küçük biber gazının benim tecrübeme göre. Ben biber gazı kullanıp da hem kendimizi biber gazına tabi tuttuğumuzu gördüm. Aynı zamanda kişi biraz daha çıldırdığını gördüm. Tam göremiyor. Yani biraz daha çıldırıyordu. Dikkatli olmak gerekiyor. Yani üst üsteysen, kişiyle böyle boğuşuyorsan kullanılacak yerler var, kullanılmayacak yerler var. Yani ben şahsen böyle boğuşken kullandığım oldu ve kendimi de maalesef kör ettiğim zamanlar olmuştu. Neyse, olay bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz buranın sonrası kamera kayıtlarında yok. Bundan öncesi de zaten yok. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Ama eminim ki bu kişi bir şekilde gözaltına alındı. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Belki tutuksuz yargılanıyordur. Zaten suçu ne bilmiyorum.
Burada amacım hiçbir şekilde polis arkadaşlara saldırmak değil. Zaten biliyorsunuz beni, bilmeyenler için söylüyorum bunu. Burada amacım bir şekilde birkaç tecrübelerim, eğitim içerisinde yorumlar yapmak. Kontrol taktiği konusunda maalesef polis arkadaşlar burada biraz zayıf. Bence biraz daha iyi eğitim alınmalı bu konularda. Ki herkes bilsin, yani iki tane polis bilsin. Yani nasıl bir şekilde polis kişi kontrol altına alınacak. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Bunun aksini iddia eden bana yazabilir. Bir kişiyi öyle kontrol etmek o kadar kolay değil. İstediğin kadar usta ol. Bunu açık açık söyleyeyim. Sana direnen bir kişi böyle kolay değil, yani direkt üstüne çıkar, temel ellerini arkaya koy falan değil. Hele hele kişinin cüssesine göre, madde altında olduğuna, olmadığına göre, mental kuvvetine göre değişen bir şey bunlar. Kolay bir şey değil. Birçok kavgaya girmişimdir böyle devriye esnasında. 3 kişi, 4 kişiyiz. Bir kişiyi zapt edemiyoruz. Defalarca olmuştur bana arkadaşlar. Öyle kolay falan değil. Yani aksini iddia eden arkadaşlar varsa, yani eğitim amaçlı, ben şahsen kötü adam olmaya hazırım. Ben direniş göstereceğim. Hadi bakalım kolaylıkla beni şey yapabiliyor musun? Nasıl söyleyeyim? Zapt edip hemen kelepçeleyebiliyor musun? Yaparsın, yapmazsın demiyorum, direniş göstersen bile. Öyle kolay değil. Biraz uğraşacaksın, biraz kavga edeceksin. Biraz ters pozisyonlarda bulacaksın. O gösterdiğin orada seksi eğitimler var ya, böyle eğitim esasında gösteren kişiler var. Şöyle yapıyorsun, tak kişi yere düşüyor. İnan bana, onlar genelde gerçek hayatta o kadar etkili olmuyor. Anladın mı? O yüzden ben gösterişli eğitimler değil de gerçekten etkili olan eğitimler taraftarıyım. Öyle kolay değil. O yüzden polis arkadaşlara bence o kadar saldırmamalı insanlar. Şu durumda bu polis arkadaşların evet biraz daha iyi eğitimli olması gerekiyor kişiyi kontrol altına alma amaçlı. Ama aynı zamanda şunu da unutmayalım. Bir kişi seninle kavga ediyorsa böyle dandik dandik pozisyonları kendi bulacaksın. Orada artık bir şekilde zor kullana kişiyi kontrol altına alacaksın. Artık bu yumruk mudur, dirsek midir, kafasını çevirmek midir, ayağını mıdır şu... eklemlerini mi bilmem bir şey yapmak da artık neyse, ya bir şekilde kontrol altına alacaksın. Ama bir kişiyi kontrol altına almak, seninle kavga eden, evet, o kadar kolay değil. Yani iki kişisiniz diyenler var, 12 kişisiniz, nasıl yapamıyorsunuz? Göstereyim size bir sürü video. Bir kişi seninle kavga etmek istiyorsa 3-5 kişi de olsan da zorlanıyorsun. Hem de nasıl? Neyse, konu bundan ibaret arkadaşlar. Polis arkadaşlar bence elinden geldiğince yaptılar. Biraz daha eğitimlerini yükseltseler bu konuda daha iyi olur. Videonun başında gördüm, polis arkadaş şey diyor. Birisi kelepçemi getirsin diyor. Bilmiyorum Türkiye'deki ortamı. Üzerinde bence her zaman kelepçen olmalı. Belki vardı, belki kullanmaya çalıştı, düştü. Video öncesi bilmiyorum. Detayları siz biliyorsanız bana yazabilirsiniz. Hatta polis arkadaşlar, buradaki polis arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsa lütfen bana yazın. Bilmek istiyorum burada ne oldu, ne bitti. Aynı zamanda polis arkadaşlar bana Türkiye'deki bir kişiyi kontrol altına alma eğitimleri, yani basit eğitimler var ya, onlar nasıl? Onları da görmek isterim. Sizler nasıl eğitiliyorsunuz? Ben de buradaki eğitimle kıyaslarım, bakarım farklılıklar var mı? Olay bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir yaptığım yorumlar. Aynı fikirde misiniz değil misiniz? Yorum olarak yazın aşağıya. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz. Tekrar bu kanalı takip etmiyorsanız, takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz ve bu tür videoları yapmaya devam ederim. Aynı zamanda Instagram American Aynasız, Discord American Aynasız sohbet muhabbet için, Twitter American Aynasız. Neyse arkadaşlar, bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.